edebiyat dünyası birlikte birçok kesim tarafından ciddi takip edilen, sadece Bursa Türkiye değil, Türkiye dışından da ilgiyle takip edilip yarışmaya katılan kişilerin olduğu bir yarışma. Dolayısıyla bu yarışmamızın bu şekilde ilgi görmesi kendi içimizde bu yarışmanın kapsamını da etkinliklerini de daha genişletir hale getirdik. Yılda bir dergi çıkarıyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar Akademisi adı altında toplantılar, sempozyumlar yapılıyor. Dolayısıyla kurumsal hale gelerek kalıcı eserleri ortaya çıkarmış oluyoruz. Yarışmamızı farklı konu başlıklarında her sene değiştirerek bunu organize ediyoruz. Bu yıl yarışmamızın konu demeyeyim, dalı deneme dalında yapılmış olacak. Bugüne kadar şiir, hikaye, makale, roman, araştırma, inceleme dallarında birçok eser kazandırdık. Ayrıca bu yıl hocalarımızın önerisiyle bu dallara önümüzdeki yıllarda tiyatro oyun metni dalında da bir yarışma gerçekleştirelim diye bir öneri oldu. Onu da inşallah deneyeceğiz. Yani 8 Nisan Cuma günü müracaatlar sonra ama Nisan sonu itibariyle de hocalarımız, jürimiz değerlendirmesini yaparak bir basın toplantısı ile kazananları ilan edeceğiz ve Haziran ayında da ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. Bu süreçte etkinliklerin parçası olan Tanpınar dergisi de hazırlanmış oluyor. Şimdiye kadar bu dergimizi biz mektup, makale, şiir dallarında hazırladık. Ve bu yıl dergimiz altıncısı çıkmış olacak. Bu da bilimsel bir dergi, edebiyat dergisi. Yılda bir defa güzel eserlerin içinde yer aldığı bir dergi olarak ortaya çıkmış oluyor. Yine jüri üyelerimizin belirleyeceği eserleri her yıl olduğu gibi kitap haline getirmiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz kitaplar da yani yayın hayatına giren, kütüphanelerde yer alan güzel bir çalışma olarak ortaya çıkmış oluyor. Deneme dalında verdiği en tipik örneği Beş Şehir adlı eseridir. Bu eserde bir şey benim dikkatimi çekmiştir. Ankara, Konya, Erzurum, İstanbul, dört şehir Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ikamet ettiği şehirlerdir. Beşinci şehir olan Bursa ise hiç ikamet etmediği halde bu beş şehrin arasına kattığı ve bence öteki şehirleri tek tek isimleriyle saymışken Bursa için Bursa'da zaman diyerek ayrı bir isim vermiş olmasını değerli ve önemli buluyorum. Bu bakımdan Bursa'da Zaman adlı bu denemesine bir de Bursa'da Zaman adlı bir şiir yazarak denemeyi taçlandırmış olması Bursa'ya verdiği önemi göstermektedir. Bu yarışmanın bir farklı anlamı da şu Ahmet Hamdi Tanpınar bakımından. Ahmet Hamdi yaşadığı dönemde verdiği eserlerle, üretme gayretiyle birlikte kendi cümlesiyle söylersek sükut ihanetine, sükut suikastına suikastine. Uğradığını ifade eden, vefatından çok sonra keşfedilen büyük bir yazarımız, büyük bir edibimiz, büyük bir muharririmiz, büyük bir edebiyat tarihçimiz. Edebiyatın ve yazının çok farklı türlerinde çok seçkin dönüm noktası sayılabilecek metinler bırakmış bir büyüğümüz. Bu anlamda da o suikasten belki daha sonraki dönemlerde tanınması, bilinmesi, yeni kuşaklara aktarılması bakımından ayrı bir fonksiyon üstlendiğini düşünüyorum ben bu organizasyonun, bu yarışmanın. Tanpınar hayattayken maalesef değeri, kıymeti anlaşılamamış bir yazar. Birkaç yıl önce yayınlanan günlüklerinde bunu çok hazin bir şekilde kendisi de belirtiyor. Ancak Tanpınar'ın vefatından 10 yıl kadar sonra, 70'li yıllarda biraz da o günkü Türk toplumunun, entelektüellerinin mazi ile hesaplaşması sürecinde Tanpınar'ın yeniden keşfedildiğini görüyoruz. Deneme alanında katılımcı arkadaşlara, şahıslara başarılar diliyorum. Bizi zorlayacak metinler beklediğimi ifade etmek istiyorum.